Ünlü komedyen Şahan Gökbakar ilk kez kendi bilinmeyenlerini bu kadar net anlattı. Rakiplerim dediği hangi ünlü oyunculara meydan okudu, oğlu Deniz Efe'den söz ederken neden gözleri doldu? İki de müjde verdi Şahan Gökbakar. İşte kahkaha tufanı yaratacak röportajın en dikkat çeken başlıkları. Ya da erken baba olsaydım. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar ikinci kez baba mı oluyor? Ben mesela 4 çocuk çok isterim yani. Her zaman gülen, güldüren Şahan Gökbakar'ın gözleri neden doldu? Böyle bakarken gözüm doluveriyor. Recep İvedik serisinin 5. filmi ne zaman vizyona giriyor? Şimdi 1. haftasını bitirdik. Şahan Gökbakar'ın flash açıklamaları Magazin 8'de. Ben dedim boşuna aramayın şunu. Beklenen film sonunda geliyor. Şimdi 1. haftasını bitirdik. Bugün yolculuğumuz var. Diğer geri kalan 4 haftasını çekmek için şehir dışına çıkıyoruz. La oğlum siz mal mısınız? Adayı başına yıkmayan burada Recep İvedik olmazsın, seni bitireceğim oğlum. 2010 yılında çektiği Recep İvedik 3 filmiyle 15 milyondan fazla seyirciye ulaşarak kırılması zor bir izlenme rekoru kıran Şahan Gökbakar, serinin 5. filmi için kolları sıvadığını yaz başında duyurmuştu. Size balık da getirdik, dış derisinin kabuğunu sahan atmayın, vücudunuza sıvayın, kızlara da verin. Geçtiğimiz günlerde de Instagram üzerinden İlk set gününü yayınlamıştı. Hepinizi gerçekten çok özledim. Yakın zamanda sizlerle beraber olacağım. Beraber can vaka atacağız. Güzelce eğleneceğiz. Akıllı olun, adam olun. Asabımız var lan. Efin dolu lan. Barış bulay. Barış bulay. İki yıldır ne zaman vizyona gireceği merak edilen Recep İvedik serisinin son filminde çekimler son sürat devam ediyor. Hatta şimdiden vizyon tarihi bile belli olmuş. Şubat 17'de girecek. Recep İvedik serisinin bütün filmleri hep Şubat ayında vizyona girdi. Bunun özel bir nedeni var mı acaba? İlk filmden beri hep Şubat, benim ayım. Şubat'ta giriyorum. Valla öyle denk geldi. Bir de doğal olarak takvimimiz de ona göre. Yani Şubat, işte Mart civarı bütün o koşturması bitiyor. Sonra yeniden senaryo yazımı, çekimi filan Ekim'i, Kasım'ı buluyor. Tekrar Şubat'a yetişebiliyoruz dolayısıyla. Geçtiğimiz günlerde Şahan Gökbakar Instagram'da bir anket yapmış. Recep İvedik'i Kıvanç Tatlıtuğ, Çağatay Ulusoy gibi ekranların yakışıklı jönleriyle yan yana koyarak takipçilerine sizin jönünüz hangisi diye sormuştu. Ünlü komedyen yine iddialı bir çıkış yaptı. Ya ben öyle düşünüyorum, bilmiyorum. Aksi düşünen var mı? Ben böyle görüyorum. Gazete öyle bir şey yapmış, jön arayışı. Yani ben dedim boşuna aramayın jönü. Şu an burada yapıyorum. Sona da koydum zaten. Bu arada Recep İvedik serisi nesilden nesile aktarılan bir miras gibi devam edecek galiba. Ünlü komedyen 5. filmin bir final olmadığını söyledi. Şimdi 5'teyiz. Bakalım gittiği yere kadar hep böyle diyor. Senaryolar var mı? Var, birkaç tane daha var. Yani 6.sı da belli. Ve bir bomba daha geldi ünlü komedyenden. Şahan Gökbakar 2. kez baba oluyor. Çok güzel oldu. İstediğimiz bir şeydi aslında. Hani hep istiyorduk. Çok daha da fazla istiyoruz. Olursa artık eşimle hani. Brad Pitt, Angelina Jolie gibi. Evet, ya o kadar olmasa da yine de ben mesela 4 çocuk çok isterim yani. 2015 yılının ilk ayında sürpriz bir kararla sosyetik güzel Selin Ortaçlı'yla Prag'da nikah masasına oturan Şahan Gökbakar, Kasım ayında oğlu Deniz'i kucağına almıştı. Şimdi ikinci kez aynı heyecanı yaşıyor. İkinci bebeğimiz de evet geliyor şimdi. 3-3,5 aylık şu anda. Maşallah. Cinsiyet belli olmadı. Ama yani bir ay içinde falan belli olacak. Kalabalık bir aile olmayı hayal eden ünlü komedyenin hayalinde kız babası olmak varmış. Oğlum oldu, bir de kızım olursa ne güzel olur. İki erkek olursa o da güzel olur. Sağlıklı olsun, en güzeli o. Şahan Gökbakar komedi filmlerinde olduğu kadar bebek bakımında da iddialı. Ben kenara çekilen babalardan değilim. Çocuğuma kendim bakarım diyor. Ben zaten ilkinde de acayip topa girdim yani öyle bir... Tipik babalar gibi böyle kenara çekil, şokunu yaşa falan ya. Ben direkt hani geceleri... Sağlardı. Aynen sağlardı. Alt değiştir, biberonla işte anne sütünü ver falan. Çok da sevdim öyle bir hayatı. Baba olmak çok şey değiştirmiş ünlü komedyenin hayatında. Bir sakinlik geliyor yani böyle insana bir... Hayatı artık çocukların için düşünmeye başlıyorsun. Geleceğini düşünmeye başlıyorsun. İşte keşke daha erken
baba olsaydım diyorsun. Yani öyle bir garip bir sevgi. Bir de böyle bakıyorsun, bir böyle bakarken gözün doluveriyor falan, öyle bir duygusallık geliyor. İzleyicinin merakla beklediği Recep İvedik'in 5. filmi de bu evlat sevgisi nedeniyle biraz gecikmiş. Şahan Gökbakar her anını oğluyla geçirmek istiyormuş. Vaktimin büyük çoğunluğunu işte onunla geçirmek istiyorum. Oyunlar oynuyorum. Sakin, güzel anlar yaşıyorum. Böyle bir mutluluk oldu hayatımda. İnşallah ikinci çocuğumuzu da sağlıkla kucağımıza alalım. Daha fit bir baba olma isteği Şahan Gökbakar'ı zayıflatmış farkındaysanız. Şu ana kadar yani tam bilmiyorum rakamını ama herhalde bir 10 kilonun üzerinde vermişimdir. 10-12 kilo arası vermişim. Şahan Gökbakar evlenip aile genişleyince Rumelihisar'ındaki evinden taşınmış. O eve de Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin çifti talip olmuştu. Neden anlaşamadılar acaba? Gezmişler de beğenmemişler. evi beğenmiş, küçük bulmuşlar. Küçük bulmuşlar. Evet. Serenay 10 oda istiyormuş. Şahan Gökbakar çektiği filmlerle, reklamlarla magazin dünyasının en çok kazanan isimlerinden biri. Ne iş yapıyorsun sen? Efendim ben pazarlama üzerine pazarlıyorum. Evet sevgili hanımlar. Osman duman çıkması normal mi? Gayet normal. Artık bir oğlu var, bir çocuk da yolda. Yani geleceği daha iyi planlamalı. İşte bu nedenle yatırım yapmaya başlamış ünlü komedyen. Bakın kazandıklarını nasıl değerlendiriyormuş. Genelde gayrimenkul olarak değerlendiriyorum. İşte ev, dükkan, bu tarz.